Merhaba arkadaşlar, bugün VIP yayınlarının TYT denemesinin coğrafya çözümlerini yapacağız. Sosyal bilimler 6. sorudan başlıyor coğrafyamız. Yukarıdaki faaliyetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, en kapsamlı sorulardaki en, daha fazla, en çok, en az kısımlarına dikkat ediyoruz. En kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar kolay aşınabilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde konut ihtiyaçlarını kayalara şekil vererek karşılamıştır. Akarsu boylarında yaşayan insanlar akarsuları ulaşım ve tarımsal faaliyetler için kullanmıştır. İnsanlar kutuplar ve çevresinde köpeklerin çektiği kızakları ulaşım aracı olarak kullanırken çöllerde yaşayanlar deveyi ulaşım aracı olarak kullanmaktadır. Ilıman kuşakta yaşayan insanlar yazın ince, kışın ise kalın elbiseler giymektedir. İnsanların doğal çevre üzerindeki etkisinin zamanla arttığı. Şimdi burada doğanın insana müdahalesinden söz ediyor. O yüzden A şıkkını kabul edemiyoruz. İklim koşullarının insan yaşamındaki en önemli doğal etken olduğu. Burada var, evet, ama diğerleri iklimi kapsamıyor. O yüzden bunu da geçiyorum. Teknoloji kullanımıyla birlikte doğal çevrenin bozulduğu. Burada yine insanın doğal etkisinden söz etmiyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı doğal koşulların insan faaliyetleri üzerinde belirleyici olduğu, kesinlikle her maddede bunu görüyorum. İnsan faaliyetlerinin doğal çevreye olumlu etki yaptığı, burada da doğanın insan etkisi söz konusu, bunu alamıyoruz. Bunu B şıkkından, yani D şıkkını B şıkkından ayıran özellik ise burada farklı doğal koşullar demesi, B şıkkında sadece iklim koşulları demesi. Kafanızı sadece B şıkkının karıştıracağını düşünüyorum. Ama doğru cevabımız D olmalı. 7. soruya bakıyoruz. Buna göre Şili'ye komşu ülkelerden Peru'da tsunami alarmı verilirken Arjantin'de verilmemesi hangisine dayandırılabilir? Şili açıklarında 2010 yılında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 dakika sürdü. Oldukça yıkıcı bir etkiye sahip olan ve komşu ülkelerde hissedilen depremin ardından 53 ülkede tsunami alarmı verildi. Şimdi Şili ve Peru'da tsunami alarmı verilirken şu iki bölgede Arjantin'de verilmemesinin tek bir sebebi vardır. Buranın Büyük Okyanus'a kıyısı var, buranın Atlas Okyanusu'na kıyısı var, buranın ise Hint Okyanusu. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Farklı okyanuslara kıyılarının bulunması olacak. Oldukça kolay bir soru. Yükselim, yani konveksiyonel yağışları, gün içerisinde ısınan havanın yukarıya doğru yükselirken soğuması belirli bir yükseltiden sonra içerisindeki nemin yoğunlaşmasıyla oluşur. Evet, konveksiyonel yağışların tanımını yapmış. Buna göre yükselim yağışlarına hangileri örnek gösterilebilir? Şimdi, 3 numaralı yer. 3 numaralı yerde, ekvatoral bölgede konveksiyonel yağışlar görülür. 1 numaralı yer, Batı Avrupa, orografik yağışlar görülür. 2 numaralı yer Hazar Gölü'nün hemen doğusu. Burada da yine yükselim yağışları görünür. 4 numara Akdeniz cephe yağışları görünür. Cevabımız 2 ve 3 aslında. Ama bize burada başka şeyler vermiş. 1 numaralı yerde görülen sonbahar yağışları orografik, ılıman okyanusal iklim. 2 numaralı yerdeki ilkbahar yağışları güneş ışınlarının dik açıyla geldiği tarih 21 Mart, aynı zamanda 23 Eylül. Burada ilkbahar mevsiminin, bahar mevsiminin başlangıcı olduğu dönem kesinlikle var. 3 numaralı yerde yıl boyunca düşen yağışlar, pardon az önce 2 numarayı vermiş, şimdi 3 numaradan bahsediyoruz. 3 numaralı yerde yıl boyunca düşen yağışlar var ama 21 Mart ve 23 Eylül'de yağışlar ekstra artacak. Neden? 21 Mart'ta güneş ışınları buraya dik açıyla gelecek. 23 Eylül'de güneş ışınları buraya dik açıyla gelecek ve konveksiyonel yağışlarda sıcaklığın artmasına bağlı olan yağışlar olduğu için ekstra yükselecekler. 2 numaranın bulunduğu yerde tıpkı Türkiye'deki İç Anadolu gibi en fazla yağışı ilkbahar ayında alacak. Yani Türkiye'nin E taktiğini hatırladığımız zaman bir E harfi çiziyorduk. İç Anadolu en fazla ilkbahar, Doğu Anadolu en fazla yaz, Karadeniz en fazla sonbahar, Akdeniz Ege en fazla kış mevsimindeydi. İç Anadolu bölgesi de burasıyla aynı, Orta Asya gibi. Üçü de aldım. 4 numaralı yerdeki kış yağışları. Kış yağışları Akdeniz ikliminin yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olması. Kış yağışları da Akdeniz ikliminde cephe yağışlarıydı. Cevabımız 2 ve 3 olmalı.
39. soru yine bir yorum sorusu. Göçler isteğe bağlı olabileceği gibi zorunlu da olabilir demiş ve bize isteğe bağlı göçlere örnek vermiş. Hangisi zorunlu göçlere örnek gösterilemez? Baraj yapımı sonrasında sular altında kalan köylerin şehre göç etmesi. İnsanlar mecburen ne yapacaklar? Şehirlere göç edecek. Türk topluluklarının 4. yüzyılda kuraklık sonucunda ana yurtlarından göç etmesi. Evet, Orta Asya'da yapılan göçler de zorunlu göçler. Lozan Anlaşması sonucu Türkiye'deki Rumların Yunanistan'a göç etmesi, mübadele göçlerinden bahsediyor. Suriye'deki iç karışıklıklardan kaçan insanların ülkemize göç etmesi diyor. Ancak az gelişmiş ülkelerdeki doktor, mühendis ve sanatçıların daha iyi çalışma ortamı için zorunlu değil, daha iyisini istediği için isteğe bağlı olarak göç ediyor. Cevabımız Edirne olmalı. Bunlar zorunlu göçlere örnek gösterilemez. 10. ve son sorumuz da yine oldukça kolay bir soru. Yine yorum sorularından. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bölgelerin? Beşeri ne demekti? İnsan demekti. İnsan, beşer, şaşardan aklımıza geliyordu. Beşeri bölgelerin oluşturulmasında kullanılan kriterlerden biri değildir. Kültürel özellikler insanlara bağlıdır arkadaşlar. İdari yapı yönetim insanlara bağlıdır. Nüfus hareketleri insanlardır. Yerleşme tipleri insanlara bağlı. Ancak toprak tipleri fiziksel bir bölgedir, fiziki bir bölgedir. Fiziki coğrafya alanına girer. Toprak oluşumunda insanın doğrudan bir etkisinin olması söz konusu değildir. Coğrafya sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.